arkadaşımızla, başkanımızla başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım teşekkürler. Evet, bu süre içerisinde bana abilik yapan, bir il başkanlığından önce abilik yapan, yol arkadaşlığı yapan il başkanıma mikrofonu vermek istiyorum. Sayın Gökhan Şenyürek. Güzel girişimimizin güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Evet, heyecanla beklediğimiz gün çok az kaldı. Bekliyoruz biz. Halkın adamı, herkesi kucaklayan, kimseyi ayrıştırmayan, hepimizin sevgilisi Fuat Köse'nin belediye başkanlığına hazırız. Sevgili Giresunlular, ne diyorlar? Belediye başkanı iktidardan olmazsa o şehre hizmet gelmez. Sakarya'da, Dumlupınar'da, Yunan'a boyun eğmeyen 42. ve 47. alayın torunları bu tehdide boyun eğecek mi? O zaman yarın hep beraber sandıklara gidiyoruz ve Fuat Başkan'ı 1 Nisan'da belediye başkanı olarak seçiyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler başkanım. Sesimizi duysun dost düşman, duysun sesimizi duysun dost düşman. Meydanlarda birlik olmaya geldi, meydanlarda birlik olmaya geldi. Ellerim, amcalarım, benim arkadaşlarım, dostlarım, bütün Giresunlular, bütün hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakın size ne söyleyeceğim. Ben neden aday oldum biliyor musunuz? Halkın adamı olduğun için başkanım. Evet. İki şey var. Bir tanesi bu. En büyük bu, en büyük. Size söz veriyorum. Bir de bunlar için aday oldum. Bir de bunlar için. Bunlar için. Neymiş efendim? Ayağında çarık olmayanlar, ekmek bulamayanlar bize cennet vatanı hediye bıraktılar. Biz onlara bırakamayacak mıyız? Biz onlara bırakamayacak mıyız sanıyorlar? Evet, yola çıktığımız adaylığım kesinleştiği günden beri tutmadık el, çalmadık kapı, bırakmayacağız dedik. Çok çalıştık, çok. İl başkanımla, milletvekilimle, ilçe başkanımla, gençlik kollarımla, kadın kollarımla, bütün üyelerimizle çok çalıştık. Hepsini kucaklıyorum. Yalnız bir de görünmeyenlerimiz vardı, görünmeyenlerimiz. Bizim haberimiz yoktu. Köşe bucak çalıştılar. Onun için diyorum ki ben herkesin adayıyım diye onun için dedim işte. Onun için dedim.
arkadaşım bu süreçte dedi ki, bu da hepimizin kulağına küpe olsun, çok önemli. Doğrunun görünmeyen askerleri varmış. Evet, doğrunun görünmeyen askerleri hep yanımda oldular. Hep yanımda oldular. Hep yanımda oldular. Şimdi ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Her şeyimizi ortaya koyduk. Her şeyimizi. Ben yalnız maç düdüğü bitmeden maçı bırakmam arkadaşlar. Kimse heveslenmesin. Maç düdüğü, son dakika düdüğü, 90 dakikanın düdüğü çalmadan bırakmayacağım, haberin olsun. Kimseyi tehditle, nefretle kimseyi yanınıza çekemezsiniz. Kimseyi maddi beklentileriyle yanınıza çekemezsiniz. Burası Giresun. Burada onurlu insanlar var. Burada gururlu insanlar var. Burada canı pahasına memleketi için ülkenin, vatanın her yerine giden, her yerine koşa koşa, coşa coşa giden çepliler var, Giresunlular var. Siz...